Rad Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Ra Bunlar kitabın ayetleridir Sana Rabbinden indirilen haktır fakat insanların çoğu inanmazlar görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip ayetleri açıklamaktadır yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları Ekimler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Şaşıyorsanız asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduğumuz zaman yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilikten önce kötülüğü çabucak istiyorlar. Halbuki onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip geçmiştir. Doğrusu insanlar kötülük ettikleri halde Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. Rabbinin azabı da çok şiddetlidir. Kafirler diyorlar ki ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. Halbuki sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır. Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçü iledir. O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen onun ilminde eşittir. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. O, size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de onun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar Allah hakkında mücadele edip dururken o yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve o azabı pek şiddetli olandır. El açıp yalvarmaya layık olan ancak O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri Onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki su onun ağzına girecek değildir. Kafirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler de ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir de ki Allah'tır o halde de ki onu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz de ki körle gören bir olur mu hiç ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyi yaratandır ve O birdir, karşı durulamaz güç sahibidir. O gökten su indirdi de vadiler kendi hacimlerince sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir. İşte Rablerinin emrine uyanlar için en güzel mükafat vardır. Ona uymayanlara gelince eğer yeryüzünde olanların tümüyle bunun yanında bir misli daha kendilerinin olsa kurtulmak için onu mutlaka feda ederler. İşte onlar var ya Hesabın en kötüsü onlaradır. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse inkar eden kör kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Yine onlar rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan Gizli ve açık olarak harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun sonu sadece onlarındır. Adın cennetleridir. Oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesine emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar. İşte lanet onlar içindir ve kötü yurt onlarındır. Allah dilediğine rızkı bollaştırır da daraltır da onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Kafir olanlar diyorlar ki ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi de ki kuşkusuz Allah dilediğini saptırır kendisine yöneleni de hidayete erdirir bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt da onlar içindir. Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki: O benim Rabbimdir. Ondan başka tanrı yoktur. Sadece ona tevekkül ettim ve dönüş sadece O'nadır. Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut onunla ölüler konuşturulsaydı o kitap yine bu Kur'an olacaktı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hala bilmediler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenlere yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek veya o bela evlerin yakınına inecek. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi de ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Görseydin ki azabım nasılmış. Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden hiç böyle yapamayan gibi olur mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onlara ad verin. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Dünya hayatında onlara sadece bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha şiddetlidir. Onları Allah'tan koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özelliği, onun zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, sakınanların sonudur. Kafirlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilene sevinirler. Fakat gruplardan, onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmaman emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. ve böylece biz onu Arapça bir hüküm olarak indirdik eğer sana gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan Allah tarafından senin ne bir dostun ne de koruyucun vardır andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkanı yoktur. Her müddetin yazıldığı bir kitap vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. Biz onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de veya Ondan önce seni öldürürsek de sana ancak tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir. Bizim yeryüzüne gelip onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediği gibi hükmeder. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur ve o hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. Çünkü O, herkesin ne kazanacağını bilir. Bu yurdun sonunun kimin olduğunu yakında kafirler bileceklerdir. Kafir olanlar, sen Resul olarak gönderilmiş bir kimse değilsin derler. De ki, Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi olan yeter.